Merhaba arkadaşlar. Daha önce Arduino hakkında temel bilgileri edinmiştik. Arduino nedir? Ne işe yarar? Arduino ile biz ne tarz şeyler yapabiliriz? Yine Arduino ile birlikte kullanılan devre elemanlarımız nelerdi? Bunları tanımıştık. Artık bu devre elemanlarını ve Arduino'yu kullanarak kodlama etkinliklerimize başlayacağız. Yine basit etkinliklerden başlayarak karmaşık etkinliklere doğru ilerleyeceğiz. Tabii ki Arduino ile kodlama yaparken bir tane elinizde bir Arduino seti bulunması gerekiyor. Bu setin içerisinde içeriğine göre veya özelliğine göre değişen devre elemanları var. Hepsi bulunmuyor tabii ki ama bazıları bulunuyor. Başlangıç seti olarak aldığınız zaman internetten satılıyor bu tür setler. Biz tabii ki elinde böyle bir imkan olmayanlar için daha kolay yoldan Tinkercad'ı kullanarak sanal ortamda Arduino ile kodlama etkinliklerini yapmayı öğreneceğiz. Tinkercad'i daha önce 3 boyutlu nesne tasarımları için kullanmıştık. Tinkercad'in yine Arduino ile kodlama yapabilmemiz için devreler, Türkçe'ye devreler olarak çevirebileceğimiz hemen 3 boyutlu tasarımların altında Circuits, bunu Türkçe'ye çevirmemiş sayfamız. Circuits, yani Türkçesi devreler anlamına gelen bir menüsü var. Buraya girerek biz Arduino ile kodlama etkinlikleri yapabiliriz. Şimdi hemen bölüme tıklıyorum ve devre bölümünü açıyorum. Evet, bakın yeni devre oluştur diyor. Hiçbir devre yok. Daha önce yapmamışım. Şimdi yeni devre oluştur diyerek Tinkercad hesabımızdan devre oluşturacağımız sayfayı açıyoruz. Evet. İlk defa girdiğimiz için tabii burada bizi yönlendiriyor. Bazı bilgiler veriyor. Ben o bilgileri şimdi size vereceğim. Şimdi sayfa bu şekilde bizi böyle bir sayfa karşılayacak. Devreler bölümüne girdiğimiz zaman hemen yine Tinkercad'deki gibi projemizin adını buraya yazarak başlayabiliriz. Biz ilk projemiz olarak Arduino'yla ilk kodlama projesi olarak LED yakıp söndürme, yani sinyal verdireceğiz bir LED'imizi kullanarak. Hemen projenin adını LED yakma olarak veriyor. Projemiz adını verdik. Şimdi buradaki menüleri birazcık tanıyalım. Hemen sağ tarafa baktığımız zaman bakın bileşenler ve temel olarak gösteriyor. Burada Arduino ile bizim kullandığımız devre elemanlarını görüyorsunuz. Birçok devre elemanı burada mevcut. Tabii ki burada temel seçili şu anda. Biz eğer tümünü seçersek Arduino'da olan bütün devre elemanlarını hemen hemen burada bulabilirsiniz. Sensörlerden tutun, her şey var. Biz yine de temelden devam edelim. Şimdilik işimizi görecektir temel bizim. Arduino devre elemanlarını tanırken ilk önce neyi tanımıştık? Arduino kartını tanımıştık. Arduino Uno. Hemen bakın burada görüyorsunuz. Bu Arduino Uno kartımızı bir kere ilk önce sahnemize buraya alacağız. Hemen sürükleyip bırakma yöntemini kullanarak şu şekilde sahnemize alıyoruz Arduino Uno kartımızı. Kartımızı aldık. Burada değişik özellikler, isim vesaire değiştirme var. Bu şekilde bırakıyoruz. Tabii ki LED yakacağız. Onun için sahnemize Arduino kartımızdan başka bir de ne lazım? Bir tane devre tahtası lazım. Breadboard olarak da bildiğimiz devre tahtasıdır. Hemen Arduino Uno kartının üzerinde bir tane devre tahtamız var. Küçük deneysel devre diyor. İşimizi görecek bu da. Hemen bir tane de ondan alıyoruz. Devre tahtamızı da aldık. Şimdi LED yakacağımız için bir tane de LED alacağız sahnemize. Evet, hemen şurada bakın en üstte bir tane LED görüyorsunuz. Hemen bunu da sürükleyerek şöyle aşağıya aldım ilk önce. Şimdi LED'imizin özelliklerini buradan ayarlayabiliyoruz. Şu anda aldığımız LED kırmızı renkte bir LED. Buradan biz istersek bunun rengini değiştirebiliriz. Yeşil, sarı, turuncu, mavi ve beyaz seçenekleri de var. Ben kırmızı olarak bırakmak istiyorum İlk olarak LED'imi. Şimdi şöyle farenizi kullanıyorsanız eğer tekerleğini çevirerek daha yakından bakabilirsiniz bu elemanlara. Şimdi LED'den bahsederken daha önce demiştik ki LED'in iki tane bacağı vardır.
kısa bacak, katot uzun bacak, anot kısa bacağı eksi kutup, uzun bacağı ise artı kutup olarak biz nitelendiriyorduk. Şimdi ledimizi devre tahtamıza herhangi bir yerine, istediğimiz bir yerine bu şekilde bırakıyoruz. Buraya bıraktım ben. Hiç önemli değil nereye bıraktığımız. Ledimizi devre tahtamızın üzerine bıraktık. Ve şimdi ledimizin bacaklarını Arduino kartımıza kablolar yardımıyla bağlayacağız. Şimdi ledimizin kısa bacağı olan katot, kısa bacak her zaman Arduino üzerinde, burada bakın girişler görüyorsunuz, eksi veya topraklama olarak da bizim nitelendireceğimiz GND adlı girişlere takılacak. Bakın burada GND'leri görüyorsunuz. Şurada Power'daki GND'lerden ikisinden birine kullanabiliriz. Hemen eksi kutup, bakın katot yazan yer, onun hizasında, hemen hizasındaki herhangi bir girişi, yani 9 numaraya taktım ben onu şu anda. 9 numara hizasındaki herhangi bir yerden faremize tıklayarak ne yapıyoruz? GND'ye bağlıyoruz. Şu şekilde GND'ye doğru uzattım basılı tutarak ve bıraktığım zaman, tekrar oraya tıkladığım zaman kablom oraya gitti. Kablomuzun tabii ki rengini de yine değiştirebiliriz. Onu da şurada istediğimiz renk yapabiliriz. İstiyorsanız bunu da sarı yapalım. Evet, sarı renk olarak ayarladım kablomun rengini. Şimdi tabii ki burada biz devremizi kullanırken Arduino'nun çalıştığı voltaj değeri, akım değeri 5 volttur. 5 volta kadar akımla çalışıyor Arduino. Bizim kullandığımız LED ise yaklaşık olarak 2 volt civarında bir akımla sağlıklı bir şekilde çalışır. Tabii ki fazla akım verdiğimiz zaman yine bir yere kadar onu tolere edebilir, çalışabilir ama belli bir süre fazla akımla çalıştığı zaman ne olur? Bizim LED'imiz yanabilir, çalışmaz hale gelebilir. Onun için biz devre elemanlarını korumak için dirençlerden faydalanıyoruz. Burada devreyi kurarken yine bir direnç kullanmak istiyoruz. Devre elemanlarımızdan, bu LED'imizin zarar görmemesi için, yani fazla akımın üzerinden geçmesini istemiyoruz. Direnç bizim LED'imizin fazla akımla zarar görmesini engelleyecek. Onun için bir tane direnç alıyorum. Rezistör diyor. Şimdi bunu sahnemize aldık. Tabii ki dirençlerin üzerindeki renkler, hepsinin bir anlamı var. Şöyle biraz yakından baktığımız zaman, şuradan bakın şu anda bu direnç kilo ohm, yani burada bir ohm kanunu diye elektrikte bir kanun vardır. Onu bilmek gerekiyor. Fakat buraya çok detaylı girmeyeceğim. Ben sadece bu renklerin, bakın şuradan farklı şeyleri seçtiğimiz zaman değiştiğini göstermek istedim size. Yani buradaki renklerin hepsinin bir anlamı var. Ben yine buradaki kilo ohm'u eski haline getiriyorum ve direncimi bu şekilde bırakıyorum. Şimdi direncimi buradaki LED'imin artı kutubunun hizasındaki bir yere bağlayacağım. Şimdi direnç bu şekilde geldi. Direnci ben birazcık çevirmek istiyorum. Bunu nasıl sağlayacağız? Bunu da şuradaki menüleri kullanarak sağlayabiliriz. Bakın şurada rotate diyor, çevirme özelliği. Buna bastığımız zaman bakın direnci çevirebiliriz. Yine her şeyi bunu kullanarak çevirebiliyoruz. İşte burada silme tuşu, herhangi bir şey silmek istediğimiz zaman seçtiğimizde buradan silebiliriz. Yaptığımız bir işlemi geri almak için bunu kullanıyoruz. İleri almak için burayı kullanıyoruz. Burada not ekleme, yani burada herhangi bir devre kurarken önemli olan bir şeyi belirtmek istersek buraya tıklayıp buradan bakın bir not ekleyebiliriz. Mesela şuraya geldik, şunun üzerine tıkladık diyelim, buraya not yazıyoruz. Direnç diyelim mesela. Böyle bir not ekleyebiliriz buralara. Bazen işimize yarıyor. Şöyle tıkladığımız zaman açabiliriz. Silelim notumuzu. Evet. Şimdi direncimizi istediğimiz şekilde çevirdik. Ne yapıyoruz? Direncin iki tane bacağı var. Burada artı eksi kutup diye bir şey yok. Biz direncin bir bacağını LED'imizin uzun bacağı olan, yani artıyı temsil eden anot olarak adlandırılan bacağın hizasına bir yere takıyoruz. Diğer bacağımız da boş bir yerde duracak.
Evet. Onu da şuraya bağladım. Hizasına bağlamamız yeterli. İsterseniz yukarıya aşağıya bağlayabilirsiniz. Bu dikeyde herhangi bir yere bağlamanızda bir sıkıntı yok. Direnci de bağladık. Şimdi LED'imizin eksik kutubundan onun hizasından aldığımız kabloyu ne yapmıştık? GND'ye, yani Arduino'da topraklama olarak geçen GND girişine bağlamıştık. Şimdi direncin hizasından alacağımız yine çekeceğimiz bir kablo, yani şu anda direnci ben nereye bağladım boş bacağını? 14 numaralı girişe bağlamışım. Bunu da buradan bunun hizasından alacağımız kablonun ucunu da götürüp Arduino kartımızın üzerindeki dijital pinler, dijital girişleri herhangi birine, bakın buradan birden başlıyor. Yine bunlar TX-RX için kullanılıyor. Biz 2'den başlayarak 13'e kadar olan herhangi bir yere takabiliriz. İstediğimiz bir yere takabiliriz. Hemen şuradan yine tıklayarak bir kablo çekiyorum. Oradan değil, yanlış yer oldu. Hemen onu silelim. Direncin, evet, hizasından bir tane kablo çekiyoruz. Buradaki dijital pinlerden herhangi birine bağlayabiliriz. 9 numaralı pine ben bağlamak istiyorum. İstediğiniz 13'e kadar olan istediğiniz gibi pine bağlamanız yeterli. İstediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Evet, 9 numaralı pine bağladım. Rengini de bunun yeşil olarak ayarladım. Evet. Dilerseniz tabii ki buradan bakın kabloyu şöyle, yani kabloyu biz düz çektik ama böyle kabloları yine LED'in önüne geçmediği için sorun yok. Bu şekilde kalabilir. Evet, kablomuzu da direncin diğer bacağından aldık. Ne yaptık? 9 numaralı pinin üzerine taktık. Şu anda devreyi biz tamamlamış olduk. Tabii ki bunun yanması için yeterli değil bu. Ne yapmamız lazım? Kod yazmamız gerekiyor. Şimdi biz LED yakıp söndürme yapmak istediğimiz için kodumuzu ona göre yazacağız. Şimdi şurada bakın kod diye bir bölüm var. Buraya tıklıyoruz. Biz istersek burada blok olarak, blok artı metin olarak, bakın burada metin olarak da yazabiliriz. C++ dilinde kodlar ve sadece metin olarak da yine kodumuzu yazabiliriz. Bakın sadece metin. Şimdilik blokla devam edelim. Daha önceden yine Scratch'ten de aşina olduğumuz menüler biraz benziyor. Bunları kullanacağız. Şimdi ilk olarak tabii burada hazır gelen kodları siliyoruz. Bizim LED'imizi bağladığımız modülün neresi olduğuna dikkat edeceğiz. Şimdi LED'imizin artı bacağının hizasından, yani LED'in artı bacağını dirence bağlamıştık. Onun boş bacağı, yani şuradan aldığımız kablo nereye gitmiş? 9 numaralı pine gitmiş. Şimdi biz bunu yerleşik LED'i yüksek olarak ayarla. Evet, bunu kullanmıyoruz. Bunu direkt Arduino'nun üzerine taksaydık eğer, LED'i o şekilde de yakabilirdik. Bunu kullanacaktık. Fakat biz pinleri kullanarak yaktığımız için hemen şuradan pinini yüksek ayarla diye bir kodumuz var. Şöyle sürüklüyoruz, buraya alıyoruz. Kaç numaralı pindi? 9 numaralı pindi. 9 numaralı pini yüksek olarak ayarla diyoruz. Ardından yanıp söneceği için 1 saniye bekleyeceğiz. Sonra yüksek olarak ayarla dediğimizde, yani yak demek. Voltajı veriyoruz. LED'imiz yanacak. Sonra 1 saniye bekleyecek. Sonra düşük olarak ayarla diyeceğiz ve 1 saniyede sönecek. Evet. Düşük olarak ayarla diyeceğiz yine. Bundan sonra da 1 saniye bekle koyacağız. Kodumuzu tamamlayacağız. LED yakıp söndürmenin kodları bu şekilde. Şimdi bunu denemek için böyle boş bir yere tıkladığımızda bakın kodlar saklanıyor. Tekrar tıklıyorum. Bu tarafa tıkladığımda saklanıyor.
simülasyonu başlat diyorum ve kodumu deniyorum. Başlatılıyor diyor. Evet, bakın. Böyle biraz daha yakından bakarsak. LED'imiz 1 saniye yanıyor, 1 saniye sönüyor. LED yakıp söndürme projemiz bu şekilde. Peki direnç kullanmasak ne olurdu? Direncin önemini göstermek için şimdi direnci kaldırıp o şekilde bir çalıştıracağım. Simülasyonu durduruyorum. Şöyle direnci boş çıkarttım breadboard'dan, devre tahtamda. Bu kabloyu götürüp direkt LED'imin artı bacağına taktım. Kodumla ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bu şekilde yaptığımız zaman ne oluyor? Çalıştıralım. Bakın yine LED'imiz yanıyor. Fakat bir ünlem işareti geliyor burada. Ne diyor burada? Üzerinden geçen akım fazla olduğu için LED'imizin, bakın burada gösteriyor. Normalde 20 ohm olması gerekirken diyor 50'nin üzerinde akım geçiyor ve ne oluyor bu da? LED'in ömrünü azaltabilir diyor. Bizi uyarıyor. Şimdi tekrar direncimizi bağlayalım. Şöyle direnci tekrar buraya alalım. Kablomuzu da direncin boş bacağına tekrar bağlayalım. Yeniden çalıştıralım. Evet, LED'imiz tekrar yanıp sönüyor. Direnç kullanmanın LED üzerindeki etkisini de bu şekilde görmüş olduk. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Tinkercad'de Circuits modülünü kullanarak, Circuits menüsünü kullanarak, yani devreleri kullanarak bir basit bir Arduino devresi kurduk. Devre elemanları olarak bir Arduino kartı, bir tane devre tahtası, bir tane LED, kırmızı bir LED kullandık ve bir direnç kullandık ve bunları gerekli bağlantıları kurarak buradaki kod sekmesinde bağladığımız pini ilk önce yüksek olarak ayarlayıp, yani 9 numaralık pini yüksek olarak ayarladık. Yani akım verdik oraya. Sonra 1 saniye bekleyip LED'in yanmasını tekrar alçak olarak ayarlayarak söndürdük ve yine onu da 1 saniye beklettik. Bu kodumuz sürekli olarak kendisi tekrar ediyor. Evet arkadaşlar, LED yakıp söndürme Arduino ile Tinkercad'ı kullanarak bu şekildeydi. İlk projemizdi bu. Sonraki projelerde, farklı projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.